Efendim Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle birlikteyiz. Bugün ofis mobilyaları sektörünü konuşacağız ama hani onun daha bir alt kademesinde tasarımı konuşacağız asıl. Çünkü artık ne üretirseniz üretin doğru tasarım, hatta o pazardaki yeni jenerasyondaki tüketicinin alışkanlıkları, kullanım alışkanlıkları her şeyi belirliyor. Yani artık işin temeline yaratıcılık girmiş vaziyette. Bu işin bir boyutu. Yine konuşacağımız noktalardan biri, bugün öyle bir konuğumuz var ki kadın istihdamı konusunda son derece hassas. Bu konuyla ilgili yaptıkları da var. Sizlerle paylaşacağız. Kim bizlerle birlikte bugün? Bürotan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Esin Tosunoğlu, Eko Kadın'da efendim. Sayın Tosunoğlu hoş geldiniz. Merhaba. Böyle ne güzeldir ya. Bütün bir ofise girersiniz. O mobilyalar sanki böyle bir kuyumcu mağazasına girmiş gibi hissettirir sizi. O yüzden keyifli bir iş yapıyorsunuz. Peki nasıl bir piyasa bu? Biz bilmiyoruz. Hep oturup kullanarak tanıyoruz çoğunu. Nasıl bir sektörden bahsediyoruz ofis mobilyalarında? Ofis mobilyası sektörü aslında Türkiye'de %65'i markasız ama %35'i markalı, özgün tasarıma önem veren bir sektör halinde. Neden kuyumcu dükkanı gibi? Çünkü aslında göze hitap eden bir iş yapıyoruz. Bir yere girdiniz, şimdi biraz bir bölümü markalı dediniz, bir bölümü de markası dediniz. Hı hı. Bu sanıyorum tasarımla da yüzdesel olarak aynı mı? Markaların çoğu tasarım mı yapıyor? Şöyle yapmıyor aslında. Hı hı. Hadi biraz açalım bunu. Çünkü yurt dışına satış yapmak bunun için çok önemli. Eğer yurt dışına satış yapacaksanız özgün tasarımlarınız olması gerekiyor. Hatta bununla ilgili belli sertifikalara, belirli standartlara sahip olmanız gerekiyor. Peki buradan şey yapalım. Mesela şimdi burada çok ilginç bir yanı var bunun. Herkes ofiste bir şekilde çalışma hayali kurar. Yani şöyle yeni kuşağı istisna tutuyorum. Yeni kuşağı istisna tutuyorum ve bu yeni kuşağın dışında bir noktaya girdiğinizde kendinizi rahat hissetmeniz lazım. Ve bu rahat hissettiğiniz noktada da galiba şirketlerin verimliliği direkt bu konudan etkileniyor. Peki siz bir tasarımcısınız. Şöyle yapalım, bunu uzun uzun konuşalım ama kısa bir ara verelim isterseniz. Hı hı. Kısa bir aranın ardından bunu konuşalım. Çünkü bu verimlilik meselesi çok önemli. Sevgili yönetmenim hazırsa şöyle çok minik bir ara verelim, sonra dönelim. Kısa bir ara buradayız. Eko Lojistik'in sunduğu Eko Kadın devam edecek. Eko Lojistik'in sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim kısa bir aranın ardından Eko Kadın'da sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Bürotime Yönetim Kurulu üyesi Sayın Esin Tosunoğlu. Sayın Tosunoğlu demin biraz müzik dinlettim sizi. Çünkü cep telefonum cebimde kalmış. Allah Allah diyorum, ben de şimdi yönetmenimle işaretleşiyorum. Nereden geliyor bu müzik? Olur, sakınan göze çöp batar. Niye? Çünkü benim koltuğum çok konforlu. Siz de böyle konforlu işler yapıyorsunuz. Ya bu verimlilik hesabında gerçekten o tasarımın önemi var mı? Tabii ki var. Bir kere şöyle, ben de bir Y kuşağı olarak artık Y kuşağı iş hayatına güçlü bir şekilde girdi. Satın alma kararı da veriyor. Ve Y kuşağı daha çok sağlığa, daha çok motive çalışmaya önem veriyor. Artık normalde insanların tam donanımlı bir masa, süper bir aydınlatma ihtiyacını görmüyor. Artık bu taleple gelmiyorlar. Değil. Aynen öyle. Bununla birlikte ne bekliyoruz? Daha sosyalleşebileceği alanlar, rahatça dinlenebileceği ya da özel konuşmalarını yapabileceği alanlar arıyoruz ofislerde. Steve Jobs her şeyi alt üst etti galiba. Sanırım öyle algıları. Oldu. Aslında bu duyarlılık sadece teknoloji sektöründe
gibi gözükse de bize Google Office'ler, Apple gibi şey olsa her da yere şimdi artık etti, her yerde var. Doğru. Çünkü Y kuşağı her yerde. Daha esnek, daha dönüşülebilen, atıyorum yükseklik ayarlı masalar, bel ve sırt ayarlı koltuklar. Sağlık yani, değil mi? Tabii sağlık zaten en önemli. Şimdi böyle noktalarda, böyle geçişlerde şimdi yeni bir firma olsanız bu çok kolaydır. Ama mesela siz geleneği olan bir firmasınız, yılların firmasınız, biraz ondan da bahsederseniz sevinirim. Şimdi tabii sizlerin tasarımcı olarak, genç kuşaklar olarak orada olmanız bence çok etkili. Çünkü bir şey üretiyorsunuzdur ve üretiyorsunuzdur. Yani talep de görüyorsa sorgulamazsınız ama bu resmi okuyabilmek işte galiba genç kuşakların en büyük başarısı. Mesela siz o kırılmalarda o firma nereden nereye getirdiniz ve nerede kırabiliyorsunuz mesela firmayı? Çok eski bir firma bildiğim kadarıyla. Evet, o zaman kısaca önce bahsedeyim. 94 yılında Konya'da üç kardeş Hüseyin, Mehmet, Mevlüt Tosunoğlu tarafından kurulmuş bir firma. 2000 yılında BüroTime adı altında kurumsallaşmaya başlamış. 2002 yılında ilk yurt dışı ihracatını yapmış. Şu an ise Konya'da 140 bin metrekarelik bir üretim alandı. Tesisinde konuşlanıyor. Bununla birlikte şu an bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz ulaşılabilir olmamız. Yurt içinde 60, yurt dışında 20 franchise'ımız var. Sürekli yatırım yaptık. Eğer dünya standartlarında bir ürün üretmek istiyorsanız buna uygun teknolojik makine teçhizatınız olmalı, buna yatırım yapmalısınız. Bunu bizim firmalarımız galiba buraları ıskalıyor değil mi? Yani herkes dünya standartında üretim yapıyor. Bütün dünyaya satmak istiyor ama o gelişmeyi, gerek teknolojik gerekse zihinsel gelişmeyi yeterince çalışmıyorlar galiba değil mi? Galiba da bunu en güzel bir tasarımcıya sorabilirim. Yani bütün yatırımlar bir yana, aslında insanların şu an insan odaklı yatırım kesinlikle yapması gerekiyor ve biz bütün organizasyon şemamızı buna göre kurguluyoruz. Şu an bir tasarımcı olarak tasarım yaparken de insanı ortaya koyuyorsunuz. Bununla birlikte mutlu insan, pozitif bakan insan, verimli çalışan insan diye bir kurgu yaptığınız zaman zaten yarattığınız mekanlarda ya da insan için tasarlanmış ürünlerde aidiyet duygusunu hissedebileceği, o sıcaklığı alabileceği noktalara değiniyorsunuz. Orada mesela tasarımcı gözüyle size sorabilir miyim? Mesela ben yazı yazarken eğer koltuğumu sevmemişsem bir türlü kelimeler akmaz. Öyle bir durum vardır. Yani nedenini bilmiyorum. Ama oturduğumda eğer o koltuğu çok seviyorsam 10 dakikada yazarım. Evet. Öbür türlü de elime yapışır. Bu nasıl bir şeydir? Yani mesela bir tasarımcı neye dikkat eder de ben oturduğumda 10 dakikada yazabilirim yazımı? Aslında bu tamamen psikolojik bir şey. Hele ki şu an günümüzde bu Y ve Z kuşağından bahsettiğim üzere ortada zaman ya da mekan kavramı kalmadı. Tamamen bunlar iç içe girmiş durumda ve çok soyutsal kaldı. Önemli olan psikolojik olarak iyi hissetmek. Yani masanızın ebatı, konforundan öte ya da oturduğunuz bir sandalyenin belki bir görünüşünden öte, göze hitap etmesinden öte ergonomik olması, sizin sağlığınızı koruyor olması bunlar daha öne çıkıyor galiba. Önemli oldu ve bu sizin daha iyi hissetmenizi, daha motive, daha pozitif ve yaptığınız işi daha doğru yapmanızı sağlıyor. Bu ergonomi meselesi sanıyorum çok üzerinde duruluyor. Son yıllarda mesela tıp dünyasında da hep bu konuda uyarılar gelir. Yani oturduğunuz iskemle, sandalye, koltuk neyse işte bu konuda duyarlı olmanız gerekir deniliyor. Mesela siz yurt dışı fuarlarda da bulunuyorsunuz. Orada da gündem bu mu? Kesinlikle öyle. Zaten eğer yurt dışı fuarlarına açılıyorsanız, yurt dışı pazara bir şeyler satmak istiyorsanız belli başlı sertifikalara sahip olmanız lazım. Mesela biz bunlardan en çok Green Guard sertifikasını önemsiyoruz. Ne işe yarar mesela? Onu açalım biraz.
Green Card normalde çalışanların aslında günlerinin üçte biri, belki daha fazlası ofislerde geçiyor. Birinci ev aslında. Aynen öyle. Ve gün boyunca hissedemediğimiz, koklayamadığımız, dokunamadığımız bir sürü kimyasal zararlı maddeye maruz kalıyoruz. Tabii bunları en aza indirgemek ve bunları kanıtlayabilen sertifikalara sahip olmak en önemlisi. Pek bizde acıması da yok galiba. Mesela Avrupa pazarının bu konuda hiç acıması yok. Kesinlikle öyle. 2014 yılında Bürotime olarak Türkiye'de ilk bu sertifikaya başvurup Green Guard Gold sertifikasına sahip olan ofis mobilyası firmasıyız. Hem yarattığımız mekanlarda çalışacak insanların, hem de bu ürünleri aslında üretirken çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almış oluyoruz bu sertifikayla aslında birlikte. Aslında işler çok duyarlılık esasına geldi. Yani hem müşteri açısından hem de önemli bir noktaya parmak bastınız bence. Çalışan sağlığı açısından da bu çok önemli. Ama şimdi başlarken bir şey söylediniz. Bir de bu işin merdiven altı firması gerçeği var. Yani şimdi bunu yok dersek yalan olur. Şimdi alt alta koyduğunuzda mesela bunların hepsi birer maliyet aslında. Anlatabiliyor musunuz mesela karşınızdaki müşteriye bunu? Aslında şöyle başlıyor bu olay. Tabii ki sertifikalar veya başka şeyler, yani kanıtlar, bunlar bir kenara. Karşı tarafın ihtiyacını belirleyebilmek en önemlisi. Şimdi çalışma kültürü değişti. İnsanlar sosyalleşebileceği alanlar istiyor. Eğer siz bunlara doğru verebilirseniz, mekanlarını, onları doğru anlayıp çalıştıkları alanları doğru dizayn edebilirseniz, bence en kolayı da bu, insan odaklı olmak. Peki, eskiden mesela, bilmiyorum hala öyle mi, ne olur bana düzeltin, bilmediğim için soruyorum bunu. Mesela siz bir mobilya tasarlarsınız ve vitrinize koyarsınız ve işte gelir biri, ha ben şundan istiyorum, bundan istiyorum. Şimdi bir de bir mekan tasarımları çıktı. Bu mekan tasarımlarıyla mobilya tasarımı eşdeğer gidiyor mu? Mekan tasarımıyla mobilya tasarımı eşdeğer gidiyor mu? Bir ofis dizayn edeceğim, evet. Ben. Aslında ofis mobilyası onun bir parçası, önemli bir parçası. Senkronize mi bu iş? Kesinlikle öyle. Zaten aslında olaya bütün bakabilmek önemli. Hmm. Bizde sadece işte koltuk veya masa veya mobilya, puf vesaire vermiyoruz. Olayı tamamen ele alıyorsunuz. Hatta bunlarla ilgili son 5 yıldır çözümler adı altında sektörel daha odaklanaraktan ürün tasarlamaya çalışıyoruz. Örneğin call center. Call center ürünlerini, orada çalışan insanların beklentileri, talepleri ve daha verimli nasıl çalışacağını irdeleyip ona özel mekanı ile birlikte çözümler sunuyoruz. Çok ilginç bir şey söylediniz. Ben mesela bu açıdan hiç düşünmemiştim. Evet, aynı bize şekilde telefonun ucundaki isim diye düşünürüz, ses diye düşünürüz onu. Hayır, aslında öyle değil. Onlar çok zor şartları altında çalışıyorlar. Sirkülasyon çok fazla ve bunu engellemek amaçlı onların rahat edebileceği ortamlar yaratmamız lazım. Aidiyet duygusunu hissedebileceği. Biraz daha odaklanıyoruz aslında çözümler konusunda. Aynı şekilde hastane, aynı şekilde home office, aynı şekilde home office'lere de özel dizayn istiyorlar mı? Bak şimdi ilginç geldi bu. Home office'lere özel dizayn isteniyor mu? Aslında şöyle, biz bunu çalışmaya 5 sene önce başladık. Fikir annesi olarak. Çok iyi bir zamanlamada yakalamışsınız ama. Yani yavaş yavaş 5 sene önce herkes home office'e dönmeye başlamıştı. İlk başladığımız zamanlarda şirket olarak da çok benimseyemedik. Bir kabul edemedik. Bunun örnekleri olmadığı için bir ne yapacağını türlü yol tabii alamadık. Ama ben ve bütün tasarım ekibimizin Y kuşağı olmasından dolayı ihtiyaçları daha doğru analiz ettik. Home office deyince aslında aklı sadece evdeki çalışma alanı geliyor ama bu değil.
biz ofislerdeki çalışma alanlarını ev konforunda yapmaktan da bahsediyoruz. Demin bahsettiğiniz aynen, ortam meselesi. Aynen. Sadece home office ürünlerini evlere ya da ofislere değil, kütüphanelere, şimdi gençlik merkezlerine, buralara veriyoruz. Bunun da geçen sene ilk defa Orgatek fuarında lansmanını yaptık. Kısa bir zaman önce de satışına başladık. Çok güzel ilgi görüyoruz. Ofisi evleştirmek. Ofisi tersten vurmuşsunuz işi. Evleri, evet, çalışma alanı yaratmak, ofisleştirme. Aslında çok geniş bir kavram. Ya bu tasarım meselesi gerçekten ofis mobilyalarında bu kadar etkili mi? Mesela siz işte aslında yaptığınız iş bir sanat, bir sanatsal bir kavramdan bahsediyorsunuz. Ve çok emek veriyorsunuz. Siz, sizin gibi bu konuda tasarım yapan herkesten bahsediyorum. Şimdi günün sonunda evet, firmanız tanınıyorsa bir yere kadar sizle pazarlık edebilirler ama müşteri onun kıymetini anlıyor mu? Bu çok önemli bence. Anlıyor. Çünkü özgün tasarım dediğiniz şeyde bir çözüm var. Yani bir noktaya, kullanıcının göremediği bir noktaya değiniyorsunuz ve ona yeni bir kullanma şekli, bir alışkanlık yaratıyorsunuz, veriyorsunuz ve eğer o da aynı şekilde üründen aynı hissiyatı alabiliyorsa zaten bunu başardınız demektir. Aslında şu an daha bilinçli bir satın alma kitlesi var. Özgün tasarımları kendileri ararken şeyi soruyorlar, ödülleri. Uluslararası ödülleriniz var mı? Ve biz bu konuda kendimize hedef verdik. Son 3 senedir 40'a yakın ürün tasarladık ve bunların çoğunu da uluslararası Red Dot, IF, German Design, yurt içinde Design Turkey gibi ödüllerle taçlandırdığınız için sonuç almak çok önemli ama o yarışmalara katılıyor olmak galiba zaten bir disiplini getiriyor. Kesinlikle öyle. Bir şeyi çok ıskalıyor muyuz sizce? İşin, yani tasarımcıya sorayım bunu. Biz sürekli bir şeyi üretip onu da satmanın derdindeyiz. Ondan sonra istiyoruz ki o müşteri bir daha gelsin. O müşterinin daimi olarak bizde kalmasının yolu tasarım değil mi aslında? Ne verebildiğiniz, müşteriye güzel, ne kadar dokunabildiğiniz, onu ne kadar hissettiğiniz ve bunların hepsi de tasarım aşamasında oluyor. İhtiyacı doğru belirleyip müşteriye artı ne katabileceğinizi belirleyip bunu ürüne zaten yansıtabilirseniz orada müşteriyle arada bir bağ kuruyorsunuz. Ve zaten müşteri sadakati hem ulaşmak evet hem de o sadakati sağlamak daha kolay oluyor. Ya bir sır alayım mı sizden? Şimdi eminim tamam bütün dünyada gidiyorsunuzdur, trendleri takip ediyorsunuzdur. Gitmeden de artık etmek mümkün ama ofis mi dolaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yani mesela o ihtiyaçları nasıl tespit ediyorsunuz? Bir kere sürekli güncelliyoruz kendimizi. Yani dünyayı geziyoruz, fuarları geziyoruz. Farklı kültürlerin içinde olup oradaki çalışma alışkanlıklarını anlamaya çalışıyoruz. Ve en önemlisi aslında bununla birlikte iki anahtar kelime var siz de bildiğiniz üzere. Biri teknoloji. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve sizin ürünlerinizi, çalışma şeklinizi ona dönüştürebilmeniz, dijitalleştirebilmeniz çok önemli. Buraya da sirayet etti bu. Aynen öyle, bu geleceğin çalışma trendleri. Bir diğeri ise doğa. Doğayla iç içe olmak. Yani doğanın hem fiziksel halini hem işleyişini özümseyip hem ürünlerinize yansıtabilmek, hem kullanım şekline yansıtabilmek. Bu da sürdürülebilirliği, daha ekolojik tasarımlar üretebilmeyi sağlıyor aslında. Artık müşteri bunu arar hale geldi. Kesinlikle mi? Evet. Ya o da tabii çok ayrı bir çelişki. Tabii herkesi tenzih ederim de genel olarak insanlık olarak doğayı bu kadar tahrip edip ondan sonra doğal şey şu peşinde koşmak ilginç değil mi? Peki şimdi birazdan kısa bir ara vereceğim ama bu yeni jenerasyon meselesini biraz daha açmanızı isteyeceğim. Çünkü biz X kuşağıyız. Siz Z'ye yakın bir Y kuşağısınız. Ve şimdi bir, acayip bir kuşak geliyor. Burada Z kuşağını konuştuğum birçok uzmanın altını çizdiği bir nokta var. Mesela bunların şirkete aidiyeti yok.
Bunların mekan aidiyeti de yok. Mesela bir ofis mobilyaları üreticisi olarak buna kafa yoruyor musunuz? Ben bu insanlara ne satacağım? Daha sonra satacağım da nereye koyacaklar? Şöyle, aslında biraz o taraftan düşünüyoruz. Hı. Bu yüzden çözümler adı altında daha odaklanarak gidiyoruz. Bir bilgisayarınız varsa aslında nerede konuşlanırsanız siz rahatça çalışabilirsiniz. Cep telefonu ve bilgisayarı her şeyi bitiriyor. Aynen, aslında her şeyi. Şu an baktığınız zaman kafelerde çalışma oranı çok yükseldi. Her yerde, yani o bilgisayar, ya bu teknolojiyle birlikte daha mobil hale geldi. Şu an amaç bütün çalışırken size yardımcı olacak materyalleri taşıyabilecek ortamlar yaratmak. Şu an bizim ofisimizde de baktığınız zaman tabii ki herkesin bir masası vesairesi var ama masasından çok daha farklı alanlarda çalışmakta. Mümkünse terasta, herkes terasta, bilmiyorum var mı terasınız? Terasta ya da kapıda yeşilliği yanında herkes. Evet. Gerçekten bu bilgisayarlaşma tabii birçok şeyi değiştirdi. Tabii ya, o toplantı alanlarında falan resmi şeyler aranmıyor artık, ayaküstü toplantılar. Mesela ben bu tip kafelerde de, çok ben de çok kafede çalışan bir insanımdır fırsat buldukça, ama mesela kafelerde şunun eksikliğini görüyorum. Belki burada bir proje üretebilirsiniz. Kafelerde ofis mobilyası kıvamında şeyler eksikliği var. Evet, böyle projelerimiz var zaten. Var mı? Aynen. Aa, güzel, süper. Ya, bunu anlatmak gerekmiyor mu onlara? Yani madem yeni ofisler orası, o konforda veya organik diyeyim, organik değil mi? Ne diyordunuz ona? Fiziki uygun olan ergonomik ürünler tasarlamaları gerekiyor. Ama bu konuda çok az bir bilinç var orada. Aslında bu dışarı çıktığınız zaman, Türkiye'nin dışına çıktığınız zaman yaygın olan bir şey ama tıpkı home office gibi 5 sene önce hiçbirimizin öyle bir çalışma alışkanlığı yoktu. Aslında esnek çalışma sistemi ofislere henüz girmemişti. Şu an daha oturdu, daha insanlar istiyor. Kafelerde çalışma oranı da, yani birkaç sene sonra çok fazla artacak. Çok fazla artacak. Kafelere ofis koltuğu istiyor. Kısa bir ara verelim, aranın ardından konuşalım efendim. Aranın ardından kadın istihdamı ile ilgili de konuşacağız. Çünkü bu konuyla ilgili Sayın Tosunoğlu'nun hem yaptığı konuşmalar, toplantılar var, hem de onun dışında zaten firma olarak bu konuya enteresan bir eğilimleri ve odaklanmaları var. Bunları da konuşacağız ama ne zaman? Kısa bir aradan sonra. Ekol Lojistik'in sunduğu Eko Kadın devam edecek. Ekol Lojistik'in sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim, kısa bir aranın ardından Eko Kadın'la sizlerle birlikteyiz. Bürotem Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Esin Tosunoğlu bugün konuğumuz. Şimdi siz kadın istihdamı konusunda da çok hassasiyet gösteriyorsunuz. Bununla ilgili katılmış olduğunuz böyle bir iki panelin deşifresini de yaptım. Şöyle bir nedir ne değildir. İlginç söylemleriniz var. Bir kere buradan bir başlayalım mı? Kadın istihdamı niye önemli sizce? Şöyle. Biz bir Anadolu firmasıyız. Konya'da ilk kurulduğumuz yıllarda Konya'daki kadın istihdamı, çalışan kadın istihdamı çok düşük seviyelerdeydi. Hatta üretim alanında hiç yoktu. Biz bu konuda bir ilkiz. O dönemlerde de bir hayli tepki de topladık. Biraz açsanıza, yani çok özele girmeden. Çünkü birçok yerde bozmamız gereken ezberden bahsediyorsunuz aslında. Mesela niye tepki gösterirler? İş veriyorsunuz aslında. Size değil, bu her firmanın da başına geliyor. Her firmada geliyor olan yani, bir şey. Aslında açığa çıkmayan kadının kendi potansiyelini görmemiş olmasından kaynaklı bence biraz daha geri plandaydılar. Biz de tam bu konunun üzerine aslında çalışmalar yapıyoruz. Mesela geçen sene İşkur'la ortaklaşa bir çalışma yürüttük. Valiliklere sığınmış, yardım isteyen, sığınma evlerinde kalan kadınların ya da çocuklarına tek başına bakmakla yükümlü kadınların
Birçoğunu 39 gün boyunca 10 tanesini aldık. Üretim tesislerimizde mobilya döşemeciliği kursu verdik. Ya çok kıymetli bir şey yapmışsınız. Kesinlikle öyle ve onların sertifikalandırılmasının ardından üretimde çalışmaya hak kazandılar. Onları bünyemize geçirdik. İlk etapta 10-15 kişiyle başladık ama şu an hızla devam ediyoruz. Bunun dışında aslında... Durun, bunu geçmeyin. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bu bahsettiğiniz şey kadın istihdamından bir tık daha kıymetli bir şeyden bahsediyorsunuz. Hı hı. Yani bir şekilde gerekçesi herkesin farklı olabilir. Kadın sığınma evlerine gelmiş ve birçoğunun da muhtemelen mesleği yok. Evet. Geçinecek parası da yok ve siz bunları aldınız ve onlara bir eğitim verdiniz. Aynen. Ya da tek başına çocuğuna bakıyor. Neyse. Oradaki anekdotlardan böyle biraz paylaşsanız da bize, çok özele girmeden. Çünkü inanamıyordur herhalde bir kadın buna. Bunun için de zaten aslında sürekli eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Sadece verdiğimiz kurslar dışında da. Çünkü kadınların kendi yetenek ve becerilerini görebileceği, potansiyellerini fark edebileceği ve bununla birlikte inisiyatif alabileceği hale gelmesi lazım ki daha motive ve verimli çalışsın. Hem kazanmış oluyoruz hem de çalışanları sürekli bu eğitim ve seminerlerle destekleyerek söylediğim gibi daha motive çalışmasını sağlıyoruz. Bu zor mu? Zor oluyor mu? Hayır, ben buradan bütün keyifli, firmalara yani zaten kadın istihdamı uçağırsa hep yapıyoruz ama bu yaptığınız iş bence ondan daha kıymetli bir şey. Kesinlikle çok keyifli. Zaten kadının özenli ve ayrıntılı iş yapış şekline güveniyoruz. Hı hı. Şu an bizim genel olarak baktığınız zaman hem üretim, hem genel müdürlük, hem bölge müdürlüklerimizle birlikte %30 mavi yakalı, %47 beyaz yakalı kadın istihdamı var. Türkiye ortalamasının çok üstündesiniz. Aynen öyle. Sadece genel merkezimizde ele alırsak %50 oranında 45, yuvarlayın hesaplayın. Aynen yani. %50 oranında beyaz 30'u yakalı. 30'u geçtiğiniz sürece bana uyar yani. %50 oranında kadının %35'i yönetici seviyesinde. Yönetici kadınlarda var. Aynen öyle ve biz bunu %50'ye çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye seviyesi ortalamasının oldukça da üstündeyiz ve biz bununla da gurur duyuyoruz açıkçası. Bir şeyi merak ediyorum, işin sırrı. Mesela bunu İstanbul'da bir firma ile konuşuyor olsaydık biraz daha kolaydı bu işler. Aynen öyle. Şimdi Anadolu'da bir firma, zaten Anadolu'da bir firma olmanın kendi geleneği var. Hı hı. Yani onu bir kırmak birinci zorluktur. Bütün Anadolu'daki firmalarımız, bir kere de kırdınız mı zaten gider o. Çok yaratıcıdır o konuda Anadolu firmaları. Kırmak önemli. Şimdi bunu kırmışsınız. Bunu İstanbul'da değil, Anadolu'da kırmışsınız. Aynen. Nasıl başardınız bunu? Ya mutlaka icat çıkartma diyen bir sürü insan olmuştur. Yani sonuçta bir önceki kuşak buna daha hakim. Hı-hı. Ama sürekli bunu destekleyici seminerler, eğitimler, çalışmalar, aktiviteler yaparaktan aslında bir farkındalık yaratmaya başlamışlar. Katılım da inanılmaz fazla olmuş. Şu an Konya sanayisine baktığınız zaman kadın çalıştırma oranı gittikçe yükseliyor. Güzel, zehirlediniz yani Konya'yı. İyi manada söylüyorum tabii. Zehirledim. Bu güzel. Demek ki böyle firmaları her ilde, her 3 ilde bir çıkarsak oranı çok çabuk toparlayacağız tabii yukarı ki. Doğru. Önemli olan farkındalık yaratmak zaten. Bunun için İK birimimiz farklı firmalarla, farklı kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütüyor. Sürekli bir teşvik programları yaratıyor. Bunun da etkisi büyük. Peki sizin genç jenerasyon olarak kaç gençsiniz yönetim kurulunda? Biz şu an yalnızca ben varım. Gerçekten onun evet, temsilcisiniz. Arkamdan çok hızlı gelen de bir ekip var. Z mi onlar? İzleyler. O güzelmiş o. Peki mesela işin tasarım tarafına ve üretim tarafına değerlendirmenizi rica edeceğim. Kadını aldınız. Dediğim gibi işin bu tarafı, yani o sosyal sorumluluk tarafı tartışılmaz, çok, hı hı, keyifli.
Ama günün sonunda iş yapıyoruz. Kadın ne fark yaratıyor? Üretimde ne fark yaratıyor? Tasarımda ne fark yaratıyor? Bir kere bakış açısı olarak yani aslında fırsat eşitliğine inanıyoruz. Ama kadın her zaman bir işe dokunuş, bakış, başlayış, bitiriş konusunda daha özenli, daha ayrıntıya dikkat ediyor. Daha güven veriyor bence. Çok iddialı bir şey olacak ama bir bayan olarak farkını biz yaşıyoruz, görüyoruz. Peki zor mu bu dönüşümü sağlamak? Mesela diğer firmalara neyi tavsiye edersiniz? Nasıl bir yol haritası izlesinler? Onlar da kadın çalıştırsın. Güvenmeye nerede başladınız? Zaten aslında güvenmeye başlamamız onların kendilerini fark etmelerini sağlayarak başladı. Ve şu an aslında günümüzde baktığınız zaman birçok kadın bunun daha bilincinde. Bu kuşakların değişmesi de olabilir ya da yaşam şartlarının değişmesi ya da bu olayın kitlelerce büyüyüp yayılması. Şu an kadınlar daha özgüvenli. Dünyada da böyle bir trend var mı? Gittiniz fuarlarda görüyor musunuz? Bence var. Belki bu konuda bir farkındalık olduğu için ilgimizi çekiyor olabilir ama kesinlikle bayanlar bence bir tık daha ön planda. Galiba Z kuşağı ile beraber bu sorun tamamen ortadan kalkacak. Hiç kadın erkek diye bakmıyorlar mesela. Kesinlikle kalkacak. Şu an bile aslında kalmadı. Biz de yönetim felsefemizde fırsat eşitliğine güveniyoruz, inanıyoruz, benimsiyoruz. Birçok firmada bu şekilde, ileride de hiç kalmayacak. Şu fırsat eşitliği meselesini biraz açar mısınız? Çünkü bunu kadıncılık ya da erkekçilik olarak nitelendirenler de var. Fırsat eşitliği dediğimiz aslında tam olarak ne? Kadınlar ne istiyor çalışma yaşamında? Aslında biraz daha eşit şartlardan öte kadın erkek yapabilir diye ayrımlar mı? Ayrımlar yani belki bu geleneklerimiz, göreneklerimizden kaynaklanıyor. Bu ayrımların ortadan kalkması için ve herkesin her işi yapabildiğini göstermek için daha çok o noktalara talepleri var. Daha çok oralarda başarılı olmak istiyorlar. Bu da zaten kanıtlandı artık birçok sektörde. Tabii, siz bütün yönetimin içerisinde tek genç olunca yeni jenerasyon diyelim. Evet. Bu aslında tabii eski jenerasyonun da olgunluğunu gösteriyor ama ya, ne zaman rüştünüzü ispat ettiniz? Ya mutlaka şimdi çünkü siz orada günün sonunda yönetim kurulu üyesi olabilirsiniz ama ilk girdiğinizde esinsiniz. Tabii. Herkesin yeğeni, kızı vesaire. Rüştü nasıl ispat ettiniz? Ya aslında zor olmadı. Çünkü bir hem bayansınız bugün konunun şey üzerine. Hem de yeni kuşak. Aslında onları göremedikleri taraftan bakmayı, bu konularda bir şeyler yapmaya başladığınız zaman şirketin geleceği için gerekli olan eski kuşağı şirket aşkından vuracağız diyorsunuz yani. Aynen öyle. Çok seviyorlar ama şirketi. Tabii çok, çok zor güzel, emeklerle getirilmiş oraya. Bütün Anadolu'daki başta olmak üzere küçük orta boy bir ve büyümeye niyetlenen bütün şirketler için geçerli. Çok zor şartlarda kurulmuş şirketler tabii. Ve büyük emekler de var. Peki şunu da sormak istiyorum. Özel bir şey soracağım ama çok sizin özelinize değil. Belki sizden yola çıkarak diğerlerine de bir rol model olur diye düşünüyorum. Şimdi ben background'unuza baktığımızda çok detaylara girmeyeceğim ama çok nasıl diyeyim? Dolu dolu. Birçok yani hem yurt dışı eğitim açısından baktığınızda hem de şimdi isimlerini RTÜK nedeniyle zikredemeyeceğim bir sürü firma nedeniyle bir geçmişle geliyorsunuz. Aile işletmesine dönmeye nasıl karar verdiniz? Yani şu background'a baktığımda rahatlıkla başka yerde gider. Sizi oraya çeken ne oldu? Bir kere çok keyifli bir iş yapıyoruz.
Ama her şeyden önce insanın okuduğu bölümün ya da yaptığı işin hakkını vererek yapması ya da severek yapması, bir tutkuyla yapması en önemlisi. Şu an önemli olan bunu yapıyor olmam. Ya büyük bir şevkle hakkını vererek yapmaya çalışıyorum. Ya bunlar da olsa aynı şekilde yapacaktım. Bu da tabii benim için büyük bir şans. Kendi firmanında keyifli de. Şimdi peki son olarak da şunu biraz konuşalım istiyorum, bir 4-5 dakikada olsa. Dünyadaki bütün fuarları dolaşıyorsunuz, en azından bu konuyla ilgili, alanınızla ilgili veya dünya nereye gidiyor sizin sektörünüzde mesela? Tasarım dünyası ile birlikte değerlendirdiğinizde nereye doğru gidiyorsunuz? Mesela Esin Tosunoğlu gördüğüyle, bildiğiyle bundan 10 sene sonra nasıl tasarımlar yapmayı hayal ediyor? 10 sene sonrasını aslında hiç kimse kestiremiyor şu an. O kadar kısa vadede gidiyor şu an. Çok hızlı. Çünkü farklı bileşenler var tasarımı etkileyen. Hani bahsettiğimiz gibi teknoloji çok çok hızlı dönüşüyor. Sizin onlara ayak uydurmanızda bile tahmin edemeyeceğiniz hani yerlere geliyorsunuz. 10 sene sonrasını tahmin edemiyoruz ama yönlendirmeye çalışıyoruz. İşin merkezine insanı koyduğunuz zaman, beklentilerini koyduğunuz zaman aslında zor da olmuyor. Nasıl takip ediyorsunuz mesela onu? Şimdi big data var de, onun tabii mini datası da sizde vardır. Muhtemelen müşterilerinizi veya tüketiciyi de bir şekilde nabız tutuyorsunuzdur. O nabzı nasıl tutuyorsunuz? Aslında sadece müşteri değil, siz kendinizi ve çalışma şeklinizi de dönüp bir irdelediğiniz zaman siz de birçok sorunuza cevap arıyorsunuz. Bunun gibi farklı kültürleri, farklı çalışma şekillerini daha odaklaşarak baktığınız zaman, mesela call center projesi için 20 gün call center'da çalıştım. Harika. Görmek için. Tabii ki görmek için 20 gün bir call center tiyatrocular gibi çalıştım. Aynen öyle çalışıyorsunuz. Orada ne zaman oturuyor, ne zaman kalkıyor, nasıl bir psikoloji içinde çalışıyor, etrafla etkileşimi nasıl, bunların hepsine hakim olduğunuz zaman zaten tasarlamak daha kolay. Oturduğun yerden olmuyor mu bu iş? Kesinlikle değil. Ki şu an birçok sektörde hiç değil. Peki tasarım çok büyük bir yaratıcılık gerektiriyor. Aslında birçok kişinin de ıskaladığı nokta bu. Yani işte endüstri 4.0, yapay zeka, otomasyon, robotlar, mobotlar, ama şu tasarım işini doğru kurgulayabilsek galiba asıl katma değeri buradan yakalayacağız. Biz niye ki sizin Türk Hayati geçmiş programlara katılmıştınız da vardır. Ki Türkiye'nin bence yaptığı en iyi işlerden biridir Türk Hayati. Biz bu meseleyi niye oturtamıyoruz kafamızda? Bir şeyi tasarlamamız gerekiyor. Yaratmamız gerekiyor. Bu kadar cin fikirli bir millet niye bunu ihmal ediyor? Aslında şu an daha bilinçli ilerliyor. Çünkü ihtiyaçları doğru belirliyorsunuz. Son 5 yıldır Ar-Ge ve tasarım konusunda biz de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ama şu an devlet destekliyor. Tasarım merkezi olmaya hak kazandık. Ar-Ge merkezi olmaya hak kazandık. Bir senedir bu şekilde. Dışarıda aslında hizmet verebilirsiniz değil mi? Devlet sana destek veriyor zaten. Seni yönlendiriyor neyin nasıl olacağıyla alakalı. Her türlü arkanda, her türlü gelişim, ihtiyacın olan ekipman vesaire yönlendiriyor. Aslında daha kolay şu an. Alabiliyor musunuz onu? Tabii ki. Bir senedir biz tasarım merkeziyiz. Şu an ikinci senemize gireceğiz. Demek ki istince alınıyor. Çünkü birçok kişi de bunlara ulaşamadığından bahsediyor da o yüzden. Mesela ne yapıyorsunuz? Bu işin sırrı ne? Birçok firmada, daha doğrusu yarı yolda da bırakıyorlar da, ben nasıl tamamlıyorsunuz süreci onu merak ediyorum. Niyetlendiniz, başvurdunuz. Aynen öyle. Sonra onu alana kadar çok zor mu süreç? Zaten eğer
çok tasarım odaklı bir firmaysanız etrafta neler oluyor, neler teşviği var, nerelere gidilmesi gerekiyor, bunların hepsine hakimsiniz, takip ediyorsunuz. Bu da zor olmadı. Belirli sayıda insanları toplayıp kurguladığınız zaman, onlara uygun, onlar için rahat ortam yarattığınız zaman iş kendiliğinden geliyor. Aynen, iş kendiliğinden geliyor. Sizin ofisiniz nasıl? Merak ettim şimdi. Güzel. Mobilyaları kastediyorum. Ofisin mekanını değil. Anlattığım her şeye ergonomik sağ. Bence mi? Evet. Zaten tüm ürünlerimiz öyle. Yani başkasının ürünü kullanmıyoruz diyorsunuz. İşin latifesi bir tarafa. Galiba artık bambaşka ofisler ve bambaşka ofis mobilyalarıyla karşı karşıya kalacağız. Belki de o kafeteryaları artık ofisimiz yapacağız. Hı hı. O projeyi biraz merak ettim ama onu biraz konuşalım. Hani ilgimi çekti. Ben de oralarda çalıştığım için nasıl bir hale gelecek ama keşke süre olsaydı. Süre bittiği için onu açamayacağım. Bir dahaki sefere o sırf kafeteryalar nasıl dönüşür konuşalım. Aynen. Efendim, BüroTime Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Esin Tosunoğlu, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim, gördüğünüz gibi hayat bambaşka noktalara evrilirken, teknoloji bambaşka noktalara evrilirken yaşam alanlarımız da şekilleniyor. Tabii yaşam alanlarımız sadece öyle mekansal olarak değil, aynı zamanda orada kullandığımız bir bardağa kadar bile her şey değişiyor. Bu değişimi yöneten firmalar da aslında o değişimin bir parçası olacak. Birçok firma bunu biraz göz ardı ediyor. Bu konuda ders çalışılması gerekiyor. Ama ben burada en çok şu kafelerin ofis haline dönmesini sevdim. Artık gerçekten bilgisayarınız ve internetiniz ve cep telefonunuz yanınızdaysa ofis her yer efendim. Böyle bir kuşak geliyor. Bence ne ürün yapıyorsanız yapın, buna göre tasarlayın. Efendim, kadınla ilgili çok kıymetliydi. Bunu bir kere de siz düşünün derim. Sayın Tosunoğlu'nun söylediği sadece bir kadın istihdamı değil. Özellikle Mor Çatı başta olmak üzere sığınma evlerine gitmiş, gitmek zorunda kalmış kadınlara meslek öğretmek anlamında öncelik verirseniz göreceksiniz ki onlar normal bir personelden çok daha hızlı öğrenecek. Biz kadınıyla erkeğiyle büyüyeceğiz. Niye? Unutmayın. Tek kanatla uçamazsınız. Yeni bir programda görüşene dek şimdilik hoşçakalın efendim.